Merhaba kıymetli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. EKS 2022 ile ilgili konu anlatımlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci videoyu çekmiştik. Bugünkü videomuzun konusu coğrafyalar arkadaşlar. Sadece haritaları kullanarak coğrafyayı genel bir tekrar ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir efendim. Evet, sanayi bitkileri arkadaşlar, bölge ve illerine bakacak olursak değerli hocalarım. Bunlar arkadaşlar, şöyle kalemimizi de alalım. Aldık kalemimizi, tamam. Evet, çay var. Bölge olarak Karadeniz, Rize, Trabzon, Artvin arkadaşlar. Bu illerde yetişiyor. %100'ü Karadeniz'in Türkiye'de özel konumdan dolayı yetiştirilir. Ham madde yakın, devlet kontrolü, kalitelidir. Hem devlet kontrolünde de niye? Kalite açısından kontrolünde. Pamuk arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak arkadaşlar, şu anda Urfa, Aydın, Hatay arkadaşlar. Urfa birinci sırada değerli hocalarım. Yani hocam burada tütün var. Tütün bölge olarak Ege bölgesi, il arkadaşlar Manisa, Denizli, Samsun arkadaşlar. Samsun'da burada Manisa ve Denizli arkadaşlar. Manisa birinci sırada. Devlet kontrolünde arkadaşlar kalite açısından tütün. İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmez. İç Anadolu bölgesinde tütün yok. İklim seçiciliği azdır. Güneydoğu Anadolu bölgesi, arkadaşlar, Doğu Anadolu bölgesinde Matla ve Malatya Bitlis'te yetiştiriliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar Adıyaman'da var. En kalitelisi arkadaşlar Malatya'da desteklenme alımı kaldırıldı arkadaşlar. Bir de şeker pancarı var arkadaşlar. İl olarak Konya, Aksaray, Yozgat değerli hocalarım. İç Anadolu bölgesinde yetiştiriliyor. Değerli hocam bir de iklim seçiciliği az. Şeker pancarı. Devlet kontrolünde arkadaşlar kota var. Güneydoğu Anadolu bölgesi artı Ege ve Akdeniz kıyıları. Doğu Karadeniz'de yok arkadaşlar. Bak. Doğu Karadeniz'de de yok. Besi ağır hayvancılık paralel olarak gelişiyor değerli hocalarım. Recep pamuk İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar, İç Anadolu bölgesinde pamuk yok. Iğdır özel konumdan dolayı arkadaşlar yetiştirilir. Yani şurada pamuk, Urfa, Hatay, Aydın ve Iğdır'ı görürseniz arkadaşlar, oralarda pamuk var. Dokunma sanayisinin ham maddesidir değerli hocalarım. Evet. Buraya bakacak olursak arkadaşlar, meyveler bölge ve illere bakacak olursak. Hocalarım, fındık bölge olarak Karadeniz, İl, Ordu, Giresun, Samsun ön planıdır. Kayısı arkadaşlar bölge olarak Doğu Anadolu bölgesi, İl arkadaşlar Malatya ve Mersin birinci sıradadır. Antep fıstığı bölge olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi, İl, Antep, Urfa, Siirt ön planıdır arkadaşlar. Dünyada birinci sırada olduğumuz meyveler var. Bunlar kayısı Malatya'da. Üzüm, fındık, incir arkadaşlar. Evet. Peki değerli hocalarım, elma var. O da İç Anadolu bölgesi. İl olarak Niğde, Amasya ve Kayseri arkadaşlar güzel elmaları var. Muzumuz da var arkadaşlar. Bölge olarak Akdeniz, il Mersin, Anamur arkadaşlar. Mersin, Anamur'da muzumuz var. Turunçgil arkadaşlar. Bölge olarak Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz'in ikliminin olduğu yerlerde İşte turunçgil, portakal, ondan sonra mandalina ve limon yetiştiriliyor değerli hocam. En fazla üretilen meyveler arkadaşlar elma artı üzüm arkadaşlar. En fazla elma ve üzüm üretiliyor. İncir arkadaşlar bölge olarak Ege'de, Aydın, İzmir, Bursa arkadaşlar. Bakın Aydın, İzmir var, bir de Bursa'yı da unutmayalım arkadaşlar. Üzüm Ege arkadaşlar, Manisa, Denizli, İzmir, kestane arkadaşlar Marmara'da. Bursa'nın kestanesi değil mi arkadaşlar? Buralarda yetiştiriliyor değerli hocalarım. Bir arkadaşlar devlet kontrolünde olan ürünler var. Bunlara bakacak olursak arkadaşlar. Çay arkadaşlar devlet kontrolünde. Ne için? Kalite açısından arkadaşlar. Kenevir arkadaşlar uyuşturucu madde yapımı olduğu için o da devlet kontrolünde arkadaşlar. Şeker pancar arkadaşlar kota sorunu olduğu için arkadaşlar kota sorunundan dolayı bu da devlet koruma altına alınacak. Haşhaş uyuşturucu madde yapımı olduğu için arkadaşlar bu da devlet koruması altında
Özellikle Afyon bölgesinde yetiştiriliyor. Tütün kalite açısından arkadaşlar İzmir, Manisa arkadaşlar o taraflarda yetiştiriliyor. Pirinç arkadaşlar sıtma hastalığı olduğu için o da devlet kontrolünde. Peki iklim seçiciliği az, her yerde yetiştirilir arkadaşlar. Bakın buğday Betüş arkadaşlar. Burada bir şifremiz Betüş. Demek ki buğday, elma, tütün, üzüm, şeker pancarı değerli hocalarım. Bunlar iklim seçiciliği az, her yerde yetişen ürünlerimizdir arkadaşlar. Evet, bir de Türkiye'de arkadaşlar hayvancılık TÜİK verileri bölge illerine bakacak olursak. Arkadaşlar Manda, Samsun'da var arkadaşlar. Ya bunu sorabiliyorlar mı? Sorabiliyorlar. Numaralandırılıyor. Hangi numarada işte haritada işaretli olan yerlerin hangisinde hangi hayvan türü daha yaygındır diye soru gelebiliyor değerli hocam. Bir de şöyle kabataslak bilelim. Demek ki Manda arkadaşlar Samsun'da. Arıcılık arkadaşlar bölge olarak Ege'den il Ordu arkadaşlar kovan sayısı en fazla olan yer Muğla'da arkadaşlar. Arıcılık arkadaşlar bak Hakkari'nin dağlık bölgesinde de yapılıyor arkadaşlar. Menteşe yöresinde dağlık bölgelerde de yapılıyor. Bu da unutmayalım arkadaşlar. Kıyı balıkçılığı arkadaşlar özellikle Doğu Karadeniz'de arkadaşlar tarım alanı çok dar ve arkadaşlar insanların denizlerle geçimini sağlıyor. Mera hayvancılıkları, büyükbaş hayvancılık daha çok Erzurum, Kars bölgesinde. Bir de sığır arkadaşlar Konya'da arkadaşlar. Tiftik keçisi Ankara'da. Kıl keçisi arkadaşlar Mersin'de unutmayalım. İpek böcekliği arkadaşlar böcekliği nerede var? Antalya, Diyarbakır ve Bursa'da arkadaşlar. Kültür balıkçılığı değerli hocalarım. Özellikle Ege, Muğla'da dalyanlarda arkadaşlar çok fazla yapıyor. Kümes hayvancılığı arkadaşlar bölge olarak Marmara, İl, Manisa, Bolu arkadaşlar önde gelir değerli hocalarım. Hemen bir de geçitlerimiz var. Geçitlerimizi tekrar edecek olursak bakın özellikle arkadaşlar Akdeniz bölgesinde çok sayıda geçit bulunur arkadaşlar. Bakın bizim şifremiz bu. Çok sayıda geçit bulunur. Nerede? Çubuk arkadaşlar. Antalya'yı göller yöresine bağlıyor arkadaşlar. Bakın Sertavut arkadaşlar. Sertavut geçidi var arkadaşlar. Bu da Silifke'yi arkadaşlar. Yani Mersin, Adana gibi Silifke'yi gerçi Kahraman'a bağlıyor arkadaşlar. Bir de Gülek geçidi var arkadaşlar. Adana'yı arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde bağlıyor. Bir de Mersin'de de buradan geçiyor arkadaşlar. Mersin'e gider gelirken arkadaşlar Adana'dan geçiyoruz. Özellikle Gülek geçidini kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de burada arkadaşlar Belen geçidi var. Çukurova'yı Hatay'a bağlayan bir geçittir arkadaşlar. Demek ki Çubuk, neymiş? Sertavun, Gülek ve Belen geçidi var arkadaşlar Akdeniz bölgesinde. Çünkü burada niye geçitler vardı arkadaşlar? Dağlar kıyıya paralel uzadığı için arkadaşlar geçitler ancak dağları delerek geçiyordu. Bir de arkadaşlar can kurtaran geçidi var. Boşka Opa'yı birbirine bağlıyor. Kop geçidi arkadaşlar Erzurum Bayburt'u birbirine bağlıyor. Kalkanlı Zigana geçidi Trabzon ile Gümüşhane'yi birbirine bağlıyor. Batı Karadeniz arkadaşlar İç Anadolu bağlayan yerler var. Bunlar Ilgaz geçidi değerli hocalarım. Ecevit geçidi, Bolu tünel arkadaşlar. Bunlar da sorulabilir arkadaşlar. Bir de limanlarımıza bakacak olursak değerli hocalarım. İzmir limanı arkadaşlar en büyük ikinci liman ihracatta arkadaşlar. Bak ihracatta birinci sırada arkadaşlar. Evet. Biz en çok ulaşım noktasında arkadaşlar dünyaya açılan ticaret kapımız bunda diyebiliriz. En çok buradan gönderiyoruz dünyaya. Peki hinterlandı dar arkadaşlar. Turizm ve yat limanlarında dolayı gelişmiştir Antalya limanı arkadaşlar. Antalya limanı demek ki hinterlandı dar turizm ve yat limanı gelişmiştir. Bir de Mersin limanı var arkadaşlar. En büyük üçüncü limanımız
Kıbrıs ve Orta Doğu ticaretinde kullanılır arkadaşlar. İskenderun Limanı var. Güneydoğu ve Anadolu ticaret yapılır. Sanayi faaliyetleri yürütülür derler. Trabzon Limanı var arkadaşlar. Zigana ve Kop geçitlerinden dolayı gelişmiştir. İran transit ticareti yapılır arkadaşlar. Bu da çok önemli. Samsun Limanı arkadaşlar Karadeniz'in en büyük limanıdır. İnterlantı geniştir arkadaşlar. Çünkü dağlar biraz uzakta, kıyıdan biraz uzakta, paralel uzadığı için buraya bir nevi delta ovası bile burada var arkadaşlar. İki tane delta ovamız var. Niye? Çünkü burada düzlük, geniş bir düzlük var. Sinop Limanı arkadaşlar en büyük doğal limandır arkadaşlar. İnterlantı dar, gelişmemiştir arkadaşlar. Ulaşım dağlar hemen yakın bir şekilde kıyıya paralel uzadığı için burada ulaşım gelişmiyor. Zonguldak Limanı arkadaşlar sanayi faaliyetleri yapıldığı için gelişmiştir. Peki arkadaşlar İstanbul Limanı'na geldik. İnterland arkadaşlar en geniş limandır. İthalatta birinci sırada arkadaşlar en büyük limanımızdır arkadaşlar. İthalat arkadaşlar demek ki dış devletlerden gelen bütün neredeyse %90'ı %70'i böyle ürünler arkadaşlar İstanbul'a geliyor. Evet. Körfezlerimize bakacak olursak arkadaşlar. Bakın temiz olanlar yeşil, kirli olanlar kırmızıyla işaretlenir. Mersin Körfezi arkadaşlar. İskenderun Körfezi var. Bir de Antalya Körfezi arkadaşlar temiz. Fethiye Körfezi temiz. Güllük Körfezi temiz. Gökova Körfezi arkadaşlar kirlidir. Kuşadası Körfezi o da kirli arkadaşlar. İzmir Körfezi de, Çandarlı Körfezi de var. Bir de Edremit Körfezi arkadaşlar. Bunlar temiz. Bir de arkadaşlar Bandırma Erdek. Bakın Erdek, Bandırma, Gemlik ve İzmit Körfezleri var. Bir de Saros Körfezi de arkadaşlar. Saros burada da etkili oluyor. Bunlar bizim körfezlerimiz oluyor. Evet değerli hocam bir de ro-ro taşımacılığı var. Ro-ro taşımacılığı arkadaşlar onu bir okuyalım. Ro-ro özel gemilerle yapılan bir uluslararası taşımacılık türüdür arkadaşlar. Demek ki özel gemilerle yapılan uluslararası taşımacılık türüdür. Bu gemiler tır ve kamyonet araçları için özel olarak yapılmıştır arkadaşlar. Bakın tır ve kamyonetler için. Bu gemiler bir türlü arabalı ve vapur durumundadır arkadaşlar. Ro-ro gemileri büyüklüklerine göre belli sayıda tır kamyonu taşırlar arkadaşlar. Evet. Şimdi baktığımızda arkadaşlar mesela tırlarla geliyor işte kamyonetlerle geliyor. İran özellikler buraya geliyor arkadaşlar. İran Kop ve Zigana geçitini kullanarak Trabzon'a geliyor. Buradan Avrupa'ya açılmaya çalışıyor. Tır Rusya'ya gidiyor mesela Rusya'ya veya Ukrayna'ya. Trabzon arkadaşlar Rize, Gürcistan'a gidiyor arkadaşlar. Bu Samsun, Rusya, Ukrayna arkadaşlar. Zonguldak yine tır var arkadaşlar. O da Ukrayna'ya gidiyor. Haydarpaşa arkadaşlar o da İtalya'ya. Tekirdağ yine İtalya'da gidiyor. Çeşme İtalya arkadaşlar. Mersin'de İtalya'ya gidiyor değerli hocalarım. Evet bir de arkadaşlar bunlar da sık sık karşımıza gelebiliyor. Soru sorabiliyorlar değerli hocalarım. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde sorular geliyor arkadaşlar. Mesela aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunur veya bulunmaz diye soru gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi Ani Harabeleri Kars arkadaşlar. UNESCO'nun alınan son yeri arkadaşlar 2016. Hocam bir de bu birazcık harita eski bilgi ama şurada Malatya var arkadaşlar. Malatya olduğu yer arkadaşlar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde arkadaşlar Aslanlar Höyüğü var arkadaşlar. Aslanlar Höyüğü 2021'de UNESCO Miras Listesi'ne alınıyor. Bir de Diyarbakır Kalesi ile Hevsel Bahçeleri var. Nemrut Dağı Adıyaman'da var. Divriği Ulu Cami ve Darülşifası Sivas'ta arkadaşlar. Hattuşa Boğaz Köyü Çorum arkadaşlar. Safranbolu Karabük evleri var. Göreme Kapadokya Nevşehir'de. Çatalhöyük Konya'da değerli hocalarım. Bir de Pamukkale Hiperpolis
Bu da var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Muğla'da bulunan Letos ile Letuan arkadaşlar. Tam tarih telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Bir de Efes İzmir'de arkadaşlar. Bergama'da İzmir'de var. Bursa ve Cumalı Kız arkadaşlar Bursa'da. İstanbul'un tarihi alanları var arkadaşlar. Edirne Selimiye Camisi var. Troya arkadaşlar Troya, Çanakkale bunlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan yerlerimizdir. Bir de arkadaşlar 2023 turizm strateji kapsamında 10 turizm kenti belirlenmiş arkadaşlar. Bunlara bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi turistler çok geliyor sadece Antalya işte ne bileyim deniz kenarlarını ve İstanbul'u kullanıp gidiyorlar. Biz turizm arkadaşlar Türkiye'nin her yerine yaymak için cazip hale getirmek için turizm stratejisi projelerini geliştirdik. Şimdi arkadaşlar Kahta Turizm Kenti arkadaşlar burada din açısından geliştirmeye çalışıyorlar. Samandağ Turizm Kenti arkadaşlar var. Anamur Kıyı Kesimi var. Kaş Fenike Turizm Kenti. Datça Eko Turizm Kenti var. Kapıdağ, Avşa, Marmara. Saros Körfezi arkadaşlar Turizm Kenti. Kilyos Turizm Kenti. İğneada Kıyı Köy arkadaşlar. Bir de Maşka Turizm Kentlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da önemli. Bir de arkadaşlar turizm eylemleri planı kapsamında 9 tematik bölge var arkadaşlar. Bakın 9 tematik bölgede soruluyor arkadaşlar. Urartu arkadaşlar. Van Bitlis'te arkadaşlar. Urartu zaten Van'a geldiğinizde arkadaşlar çok fazla Urartu kelimesini görüyorsunuz. Urartu işte ağız ve diş sağlığı, Urartu Otel gibi. Bitlis ve Van'da yoğun olan bir yerde. GAP tematik bölgesine bakacak olursak Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Urfa ve Mardin. Arkadaşlar buradan böyle dini açısından girecek, bu bölgeleri gezecek şekilde tematik bölgelerimiz var. Hitit var arkadaşlar, Çorum ve Yozgat var. Kapadokya, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir arkadaşlar. Kapadokya bölgesi tematik bölgemiz var. Göller yöresi tematik bölgemiz var. Konya, Isparta, Afyon ve Burdur var değerli hocalarım. Frigya arkadaşlar tematik bölgemiz. Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak arkadaşlar. Söğüt, Bursa, Bilecik tematik bölgesi. Troya arkadaşlar Çanakkale, Balıkesir bölgesi oluyor. Bir de Aprodisa, Aydın ve Denizli 9 tematik bölgelerimizden bir tanesi oluyor arkadaşlar. Evet bir de turizm koridorları var arkadaşlar. Turizm koridorlarına bakacak olursak bakın arkadaşlar. Hani o saydığımız iller var ya Tarsus'tan başlıyor. Mesela Hatay. Buralarda hep dini arkadaşlar, inanç koridoru diyor. Bak burada inanç koridoru var. Burada daha çok işte mağaralar var arkadaşlar. Özellikle buralarda mesela Hristiyanlar açısından olsun. Şanlıurfa zaten Mardin, Gaziantep dini motiflerin ağırlıklı olduğu yerlerdedir arkadaşlar. Bunları gelip gezen insanlar oluyor. Bir de arkadaşlar bakın kış koridoru var arkadaşlar. Kış geldikleri zaman Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum ve Erzincan arkadaşlar kış turizmini koridoru var arkadaşlar. Bir de yayla koridoru var arkadaşlar. Samsun'dan başlıyor. Arkadaşlar Hopa'ya kadar olan bir bölge yayla koridoru arkadaşlar. Bir de değerli hocalarım İpek Yolu koridoru var. İpek Yolu Ankara, Bolu, Sakarya arkadaşlar. İpek Yolu koridoru oluyor. Zeytin koridoru arkadaşlar. Ezine, Gemlik bölgesi oluyor. Bir de arkadaşlar Şile'den başlıyor. İstanbul Şile'den başlıyor. Sinop'a kadar Batı Karadeniz kıyı koridoru var arkadaşlar. Bir de Trakya Kültür Koridoru'na bakacak olursak Edirne'den başlıyor. Kırklareli, Tekirdağ arkadaşlar. Bu bölgeleri böyle tanıtıyoruz, reklam yapıyoruz. İnsanları turistleri çekmeye çalışıyoruz herhalde. Şöyle bir yani kaleme çizseniz hatırlarsınız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Ramsar arkadaşlar sözleşmesi kapsamında yer alanlar var. Peki arkadaşlar Ramsar sözleşmesi ne oluyor? Onu okuyacak olursak Ramsar sözleşmesi.
Su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi. Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Bakın, su kuşları yaşam ortamı olarak. Uluslararası da imzalanan Ramsar Sözleşmesi arkadaşlar. Bakılacak olursak arkadaşlar işte Manyas Gölü, Ulubat Gölü, Kedis Deltası olsun, Burdur Gölü olsun, Kızören Obruğu olsun, Seyfe Gölü, Sultan Sazlı, Mekke Mağara, Yumurtalık, Adana Yumurtalık, Göksu Deltası, Akyatan Deltası, Sultan Sazlı demiştik. Bir de Kuyucuk Gölü, Kızılırmak Deltası arkadaşlar. Ramsar alınan son yer arkadaşlar Nemrut Gölü arkadaşlar. Bu da bir yıldız yapalım arkadaşlar. Nemrut Gölü Ramsar Sözleşmesi kapsamında alınan son yerdir arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar su içerisinde yaşayan kuşların cennet kuşları çok yani cennet kuşları yaşayan kuşların arkadaşlar hayat alanını korumak için Ramsar Sözleşmesi uluslararası imzalanan bir sözleşmedir değerli hocalar. Bir de arkadaşlar yavaş şehirler var. Bunlar işte yavaş şehirler İngilizcesi bu. Artvin, Şavşat arkadaşlar, Ordu, Perşembe, Uzundere, Erzurum son yavaş şehir arkadaşlar. Bakın demek ki Erzurum, Uzundere son yavaş şehrimiz oluyor. Halfeti var arkadaşlar Şanlıurfa. Arkadaşlar bu bilgiler eski de olabilir. Tekrar bakılabilir yani son katılan ilimiz hangisidir diye. Gerze, Sinop, Göynük, Bolu, Sakarya, Taraklı'da var. Yalvaç, Iğirdir, Isparta, Halfeti, Şanlıurfa demiştim. Yeni Pazar, Aydın, Akyaka, Muğla'da, Gökçeada, Çanakkale'de, Vize, Kırklareli'nde arkadaşlar. Bunlar yavaş şehirlerimiz oluyor. Bir de arkadaşlar şimdi Karadeniz'in şöyle bak görüyorsunuz zaten burada Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in şöyle genel bir özelliğine bakacağız arkadaşlar. 7 bölgenin genel bir özelliklerine bakacağız. Doğu Karadeniz bölgesine bakalım. Çay üretiminin %100'ü burada arkadaşlar. Genel bir tekrar yapacağız aynı zamanda. Bu videonun içinde genel bir tekrar olacak. Yağış ve heyelan en fazla bu bölgededir arkadaşlar. Kır yerleşmelerinin en fazla olduğu bölüm. Balıkçılık faaliyetleri yaygın, en dağlık ve yüksek bölümdür arkadaşlar. Orta Karadeniz bölgesine bakacak olursak, Karadeniz'in en alçak ve sade bölümüdür. Kıyı ve iç kesimleri arasında iklim farkı azdır. Karadeniz'in en az yağış alan bölümüdür. Delta Ovası'nın olduğu tek bölümdür arkadaşlar. Batı Karadeniz'e bakacak olursak, taş kömür rezervinin arkadaşlar %100'ü buradadır. Demir, çelik ve orman ürünlerinin sanayisi gelişmiştir. Ulaşım yapılan tek nehrimiz arkadaşlar buradadır. O da Bartın'dır. Evet değerli hocam bir de Karadeniz'in şöyle genel bir tekrarını yapacak olursak arkadaşlar. Biraz da küçültelim. Gerçi hepsini görüyor muyuz? Görüyoruz arkadaşlar. Büyüsek nasıl olur? Evet, Karadeniz bölgesi arkadaşlar. Bölgenin kimliğine bakacak olursak. İklimine arkadaşlar. Kıyılara Karadeniz iklimi işte karasal iklim arkadaşlar. Bak hemen dağların arkasında karasal iklim. Delta ovaları var. Çarşamba, Bafra buradadır. Nüfus dağınık yerleşim arkadaşlar. Ahşap yapı göç verir. Kırsal nüfus fazladır. Göller Uzun Göl, Trabzon'da, Yedigöller, Aban, Bolu'da, Tortum, Erzurum'da, Borabey, Amasya'da, Zinav, Tokat'ta, tarım arkadaşlar birinci sırada olduğumuz çay, fındık, kenevir bunlarda birinciyiz. Hayvancılık, kıyı balıkçılığı, manda, arıcılık gelişmiştir. Yeraltı kaynakları arkadaşlar taş, kömür ve bakır bulunur. Bölgenin ayırt edici özelliklerine bakacak olursak, çizgisel hızın en az olduğu bölgedir arkadaşlar. Yerel saatin farkının en fazla olduğu bölgedir. Kimyasal çözünmenin en fazla olduğu bölgedir. Sıcaklık farkının en az olduğu bölgedir. Kır nüfusunun kent nüfusundan fazla olduğu tek bölgedir değerli hocalarım. Dışarıya en fazla göç veren bölgedir. Bir de ne diyorduk?
neydi ANT? Ne nüfustu? Nüfus yoğunluğu analitik değildi. Hatırlayamadım orada. Türkiye ortalamasının altında arkadaşlar. Bulutluluk oranın en fazla olduğu bölgedir. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır arkadaşlar. Tarımda makinenin kullanımı azdır arkadaşlar. ANT'yi unuttum. Nüfus yoğunluğu da neydi? Ne nüfus yoğunluğu? Analitik nüfus yoğunluğu değil. Hatırlayamadım arkadaşlar. Bazen gelmeyince de gelmiyor. Değerli hocalarım, madem bu konu buradan gelmişken söylemek istedim. Değerli hocam, ben de sizin gibi bir hocayım. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum, bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Emin olun çoğunuzun bilgisi belki benden fazladır da. Benim derdim size hocalık yapmak değil, bir ders arkadaşı gibi derslerimizi birbirimize tekrar edip anlatmaktır. Yani kendimi cidden size beğendireyim de o yüksek göstereyim, öyle bir manalı bir derdim yok arkadaşlar. Evet, analitik nüfus yoğunluğuydu arkadaşlar. Sanki öyle hatırlıyorum da neyse. Bakarız bir ara. Turizm arkadaşlar. Tarihi yerlere bakacak olursak Sümela Manastırı Trabzon arkadaşlar. Kartal Kaya mezarları Amasya'da. Safranbolu evleri Karabük'te arkadaşlar. Hattuşaş Alacahöyük Çorum'da değerli hocam. Doğal oluşumlarına bakacak olursak Abant Yedigöller Bolu'da. Maşka Altındere Milli Park Uzungöl Trabzon'da. Karagöl, Sahara, Hatila ve Vadisi Artvin'de. Hatila Vadisi arkadaşlar gelebiliyor. Ballıcağ Mağarası Tokat'ta arkadaşlar. Diğer turizm alanlarına bakacak olursak Kartal Kaya Bolu'da, Ilgaz Kastamonu'da, Doğu Karadeniz Yaylacılık'ta arkadaşlar gelişmiştir. Çoruh Nehri Fırtına Deresi rafting yapılır arkadaşlar. Bir de sınır kapıları var arkadaşlar. Sarp sınır kapısı arkadaşlar Artvin'de yer alır. Artı 1998 yılında açılmıştır. Gürcistan açılır. Demek ki arkadaşlar Artvin'den Gürcistan'a açılan sınır kapımız Sarp'tır arkadaşlar. Sarp. Unutmayalım değerli hocalarım. Bir de arkadaşlar burada Akdeniz bölgesinde dilsiz haritaya bakacak olursak Teke platosu, Taşeli platosu var. Adana bölümü, Antalya bölümü diyor arkadaşlar. Antalya bölümüne göre daha düzdür arkadaşlar. Antalya bölümüne göre tarımsal üretim, sanayide, ulaşımda, ticarette daha iyidir. Muzun %100'ü buradadır arkadaşlar. Mevsimlik işçi göçü, tarım var arkadaşlar. Mevsimlik işçi göçü var. %100'ü Mersin, Anamur'da arkadaşlar. Antalya arkadaşlar burada Teke platosu var. Engebeli arazi geniş yer tutar. Gül üretimine birinci sıradayız. Adana bölümüne göre turizm, seracılık daha fazla gelişmiştir. Karstik göl ova en fazla bu bölümdedir. Mevsimlik işçi göçü var turizm arkadaşlar. Kıl keçisi en fazla bu bölümdedir değerli hocalarım. Bir de Akdeniz'in arkadaşlar şöyle geniş bir özelliklerine bakacak olursak iklim. Kıyılarda Akdeniz iklimi işte karasal iklim mevcut. Delta ovaları vardı. Çukurova, Silifke, Delta Ovası var. Turizm arkadaşlar nüfus olarak turizm artı tarımdan dolayı yıl içinde nüfus değişimi fazla, taş evler mevcuttur. Göller arkadaşlar Kestel artı Salda artı Avlan, Eğirdir, Burdur, Kovadan bunlar var. Tarım arkadaşlar birinci sırada olduğumuz yer gül, mısır, muz, turunçgil, soya fasulyesi, yer fıstığı. Hayvancılık arkadaşlar kıl keçisi fazla. Yeraltı kaynakları boksit, krom var değerli hocalarım. Bir de bölgenin ayırt edici özelliklerine bakacak olursak güneş ışınlarının en dikkatli alan bölgedir. Türkiye'nin en geniş delta ovası Çukurova'dadır arkadaşlar. Dalmaçya kıyı tipi bulunan tek bölgedir. Turfancılık, seracılık, sebzecilik arkadaşlar birinci sıradayız. Kıl keçisinin en fazla yetiştirildiği bölgedir. Mevsimlik nüfus değişimin en fazla olduğu bölgedir. Turizmden dolayı. Karstik göl mağara ovanın en fazla olduğu bölgedir. Gece gündüz süre değişimin gölge boyunun en kısa olduğu bölümdür. Turizm gelirlerinin bakımından üçüncü sıradadır değerli hocalar. Bir de tarihi yerlere bakacak olursak Saint Pierre Kilisesi arkadaşlar Hatay'da bulunur. Nicolos Kilisesi var. Artı Aspendos Tiyatrosu, Patara, Side, Perge,
Leton arkadaşlar, bunlar da Antalya'dadır. Bunlar da sura olarak gelebilir. Doğal oluşumlarına bakacak olursak arkadaşlar, cennet, cehennem olduğu Mersin'de var arkadaşlar. Karain, Damlataş, Beldibi mağaraları Antalya'da. Köprülü Kanyon arkadaşlar. Kurşunlu, Manavgat, Düden şelaleleri arkadaşlar. Olma Pus Bey Dağları Milli Parkı, Güllük Dağı, Termossos Milli Parkı Antalya'da bulunuyor. Kovadağ Milli Parkı Isparta'da, Karatepe ve Aslantaş Milli Parkı Osmaniye'de, Kız Kalesi artı 7 Uyurlar Mağarası kadar, Kız Kalesi artı 7 Uyurlar Mersin'de bulunur. Not demişiz arkadaşlar. Demiryolu Adana bölümüne girerken Antalya bölümüne giremez arkadaşlar. Sınır kapılarına bakacak olursak Akdeniz'de, Suriye'den arkadaşlar, Hatay'dan Suriye'ye bağlandığımız kapı Yayladağ sınır kapısı. Reyhanlı Cilveligöz arkadaşlar. Reyhanlı ilçesi Cilveligöz sınır kapısı Hatay'a bağlanıyor yine. Öncü Pınar arkadaşlar, o da Osmaniye'den Suriye'ye bağlanıyor değerli hocam. Bir de arkadaşlar iç batı Anadolu ile Ege, kıyı Ege var arkadaşlar. Yani en batısını inceliyoruz. Buraya bakacak olursak ne diyor arkadaşlar? Kırıklı yapı olmasından dolayı tamamı deprem bölgesi. Bölgenin en gelişmiş bölümü Sığla yağ arkadaşlar birinci sıradayız. Seracılık ve Turunçgil'de ikinci sıradayız. Birinci sırada işte Antalya var. Verimli delta ovaları var arkadaşlar. Menteşe yöresi. Tarım alanı en azdır arkadaşlar Menteşe yöresinde. En az gelişen yerdir Menteşe yöresi. En fazla yaşanan yöredir Menteşe yöresi şu taraflar arkadaşlar. Bir de İç Anadolu, İç Batı Anadolu var arkadaşlar. İç Batı Anadolu Ege var. Daha yüksek ve dağlıktır arkadaşlar. Karasal iklim Bor'da ikinci sıradayız. Haşhaş ve Porselen'de arkadaşlar birinci sıradayız. Kütahya, Afyon. Uşak'ta halık kilim faaliyetleri gelişmiştir. Göç verir arkadaşlar. Tarım artı hayvancılık fazladır. Bir de arkadaşlar Ege'nin şöyle genel bir tekrarını yapacak olursak değerli hocalarım. İklimi kıyılarda Akdeniz iklimi, işte karasal iklim bulunur. Delta ovaları Dikili, Menemen, Selçuk, Balat. Nüfusu en fazla göç alan ikinci bölge. Nüfus yoğunluğu fazla Taşeli'dedir arkadaşlar. Halı iklim arkadaşlar Gördes, Demirci, Milas, Kula, Simav ve Uşak'ta bulunur. Tarım birinci sırada olduğumuz yerler zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Hayvancılıkta arkadaşlar arıcılık artık kültür balıkçılığı yapılıyor. Yeraltı kaynaklarına bakacak olursa bir lignit, jeotermal ve kromda birinci sıradayız. Bölgenin ayırt edici özelliklerine bakacak olursak, kırıklı yapının en fazla olduğu bölge, jeotermal potansiyelin en fazla olduğu bölge, kıta sahanlığının en geniş, kıyının en uzun olduğu bölge, Menderesli akarsuların en yaygın olduğu bölge, Marmara'dan sonra en fazla göç alan bölge, bal üretimi en fazla olan bölge, kültür balıkçılığının en fazla geliştiği bölge, termik santrallerin en yaygın olduğu bölge, Türkiye'nin en gelişmiş ikinci bölgesi, Marmara Gölü var arkadaşlar. Marmara Gölü arkadaşlar. Marmara Gölü Marmara'da değil Ege'de arkadaşlar, bilginiz olsun. Sığla ağacının yetiştiği tek bölge. Sığla ağacı arkadaşlar endemik bitki oluyor. Bu da Ege bölgesinde. Turizm arkadaşlar, tarihi yerlere bakacak olursak Efes artı Meryem Ana Kilisesi artı Bergama arkadaşlar, bunlar İzmir'de. Millet Apollon Tapınağı arkadaşlar Afradidios Aydın'da, Serdes Manisa'da, Kocatepe Anıtı Afyon'da, Hiyerpolis Denizli'de değerli hocalarım. Doğal oluşumlu yerlere bakacak olursak Pamukkale Travertenleri arkadaşlar Denizli'den, Spil Dağı Milli Parkı Manisa'dan, Dilek Yarımadası Aydın'dan. No, turizm gelirleri bakımından ikinci sırada, ikinci bölgede kış turizmi fazla gelişmemiş. Evet, doğru. Ulaşım gelişmiştir. Ulaşım gelişmediği tek yer Menteşe yöresidir. Doğru. Dağlık. Niye Menteşe yöresinde gelişmemiş? Dağlık ve engebeli olduğu için. Evet, bu da Marmara bölgesinde. Şöyle bir Marmara bölgesine bakacak olursak. Çatalca, Kocaeli arkadaşlar şu taraflar. Küçültelim mi? Şöyle görelim daha güzel. Evet, şöyle görelim. Bölgenin en gelişmiş bölümüdür. İstanbul var değil mi arkadaşlar? Nüfusun en yoğun olduğu bölümdür.
enerji tüketiminin en fazla olan bölümdür. Ulaşım, sanayi, ticaret, turizm de birinci sırada arkadaşlar. Bir de Yıldız Dağları en dağlık bölüm, tarım alanı dar, en fazla yağış alanı yer, orman geniş yer tutar, hayvancılık artı ormancılık da burada Karadeniz iklimi görünüyor. Ergene bölgesine bakacak, geniş düzlüğe sahiptir. Ayçiçek yağı birinci sırada, pirincin %50'si burada. En az yağış alan bölümdür. En fazla doğal çıkartılan bölümdür arkadaşlar. Doğal ne? En fazla doğal çıkartılan bölümdür. Doğal ne çıkartılmış? Eksik bilgi var. Güney Marmara arkadaşlar en fazla alan kapsayan bölüm. Tarım alanı en fazla. Besli kümes hayvancılığı yaygın. İpek böceği arkadaşlar böcekliği birinci sıradayız. Yeraltı kaynakları zengin olan bir bölge. Bir değerli hocalarım şöyle Marmara'nın genel özelliklerine bakacak olursak. İklimi Karadeniz artı Akdeniz artı karasal iklim arkadaşlar. Bakın 3 tane iklim var. Şimdi onları da bir görelim arkadaşlar. Karadeniz iklimi arkadaşlar daha çok burada. Sonra bunun iklimi vardı. Akdeniz iklimi daha çok Güney Marmara'da arkadaşlar. Bir de karasal iklim buralarda İstanbul'la karışık arkadaşlar. Yani böyle çok fazla olan bir yerimiz. Göllerine bakacak olacak. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Dürüstü, Terkos, Ulubat, İznik, Manya, Sapanca gölleri var. Tarımda arkadaşlar ayçiçek artık birinci sıradayız. Hayvancılık kümes, besi hayvancılığı, ipek böcekçiliği arkadaşlar fazladır. Yeraltı kaynakları boraltı doğalgaz ve volfram özellikle Uludağ, Bursa'da bulunmaktadır. Bölgenin ayırt edicilerine bakacak olursak yüzey ölçümü en küçük olan ikinci bölge. Türkiye'nin en alçak bölgesi. Hidroelektrik potansiyelinin en düşük olduğu bölge. Ekili dikey arazisinin en fazla olduğu bölge. En fazla göç alan bölge. Turizm çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge, milli gelirin en fazla olduğu bölge, ulaşım ağının en gelişmiş olduğu bölge, neydi? Analitik miydi? Analitik değildi ya. Niye aklıma gelmedi ki? Siz söyleyin diyeceğim de arkadaşlar. Canlı değil ki. Analitik nüfus yoğunluğu değildi ya. ANT neydi arkadaşlar? Bakalım ben internete bakacağım arkadaşlar. Onun için bekletiyorum sizi. Neyse arkadaşlar bulamadım. Aklıma gelmedi. Unutsam unutunca da unutuyorum. Evet, turizme bakacak olursak arkadaşlar tarihi yerler. Gelibolu Milli Parkı var, artı Truva Atı, artı Assos Çanakkale'de bulunuyor. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Anadolu ve Rumeli Hisarı, Yerebatan Sarnıcı arkadaşlar İstanbul'da, Selimiye Camisi Edirne'de, Ulu Cami, Cumalı Kız arkadaşlar, artı Yeşil Türbe Bursa'da bulunuyor. Doğal oluşum arkadaşlar Bursa, Uludağ, İç volkanik. Kuş ve Manyas bölgesi Balıkesir'de. Sınır kapılarına bakacak olursak arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar geliyor mu? Geliyor. Türkiye ile Yunanistan arasında olanlara bakacak olursak. İpsala Edirne'den Yunanistan'a gidiyoruz. Pazarkule Edirne'den arkadaşlar. Edirne'ye. Uzun Köprü bir de Eskiköy Edirne'den arkadaşlar. Türkiye Bulgaristan'a açılan kapılara bakacak olursak Kapıkule Edirne, Hamza Beyli alıp Lalapaşa Edirne, Dereköy Kıtlareli sınır kapılarımız var değerli hocam. Evet. Analitik nüfus yoğunluğu muydu ya da yanlış mı ifade edeyim bilmiyorum. Kafaya taktım. Bir de yukarı Sakarya, İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Yukarı Kızılırmak bölümü var. Şöyle küçültsek mi birazcık? Yok, o kadara gerek yok. Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Sakarya var. Konya bölgesinden başlayalım arkadaşlar. Engebe az. Tahıl tarımı en fazla yapıldığı yerdir değerli hocalarım. Nadasa uygulaması en fazla, en az yağış alan yerdir. Erozyon en fazladır.
Özellikle rüzgar erozyonu. En büyük kapalı havza Tuz Gölü buralarda bulunur. Yukarı Sakarya'ya bakacak olursak bölgenin en gelişmiş bölümüdür. Yeraltı kaynakları en fazla Ankara'da Tiftif Keçisi bulunur. Eskişehir'de Lüle Taşı bulunur. Orta Kızılırmak'a bakacak olursak bölgenin en fazla volkanik araziye sahip bölümüdür. En gelişmiş kent yatırları Kayseri toplu yerleşme görülür. Kırıkkale silahı sanayi ve Kırıkkale'de silah sanayi bulunur. Rafineleri bulunur arkadaşlar. Rafineler var. Yukarı Kızılırmak'a bakacak olursak bölgenin en dağınık ve yüksek bölümü. Yağış ve orman en fazla en az gelişmiş bölümdür. Diğer bölümlere göre fazla göç verir değerli dostlar. İç Anadolu bölgesinin şöyle genel özelliklerine bakacak olursak iklim arkadaşlar karasal iklim var burada. Platolarımız Haymana, Obruk, Uzunyayla, Cihanbeyli ve Bozok var. Nüfus toplu yerleşme artık kerpiç ve tüflü yapılar var arkadaşlar. Göller, Tuz, Seyfe, Ebet, Akşehir göllerimiz var. Tarımlar arkadaşlar birinci sırada olduğumuz yerler. Buğday, arpa, şeker pancarı, çavdar. Hayvancılıkta tiftif keçisi, koyun var. Yeraltı kaynakları Lüle Taşı, Eskişehir, Tuz ve Boksit mevcut arkadaşlar. Bölgenin ayırt ediciliklerine bakacak olursak en fazla Platon'un yer aldığı bölgedir. Peri bacaları Nevşehir, Ürgüp, Göreme'de var. Rüzgar erozyonunun en fazla olduğu bölgedir. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir. Tahıl ürünlerinin en fazla olduğu bölgedir. Nüfus miktarı bakımından ikinci sıradayız. Analitik nüfus yoğunluğu öyleydi. Artık öyle olacak. Analitik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Uçak sanayisinin bulunduğu tek bölgedir. Ekili dike arazinin en fazla olduğu ikinci bölgeyiz arkadaşlar. Turizm, tarihi yerler var. Çatalhöyük artı Mevlana Konya'da. Gordion Roma Hamamı Ankara'da. Hattuşaş Çorum'da. Alişar Yozgat arkadaşlar. Doğal oluşumlarına bakacak olursak Peri Bacası Nevşehir'de. Ihlara Vadisi Aksaray'da. Sultan Sazlığı Milli Parkı Kayseri'de. Beypazarı Kızılcahamam, Kaplıcalar arkadaşlar Ankara'da bulunur. Yukarı Kızılırmak, Sivas harici ulaşım gelişmiştir. Bakın Yukarı Kızılırmak'tan Sivas dağınık bir bölge. Bir de arkadaşlar nereye geldik? Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki bölgemiz var. Dicle bölümüyle Orta Fırat bölümü. Dicle bölümüne bakacak olursak Orta Fırat'a göre daha dağınık, dağlık arkadaşlar. Petrol Batman'da var. Fosfat Mardin'de. Karasal iklim görülür, göç verir bir bölge. Orta Fırat'a göre daha az gelişmiştir. Orta Fırat bölümüne bakacak olursak fazla engebeli değildir. Batısında Akdeniz iklimi görülür. Ulaşım ticaret sanayi de gelişmiş. Enerji üretimi fazla. Alatürk Barajı enerji üretimi arkadaşlar bakın. Yine enerji tüketiminin fazla olduğu yer bölge İstanbul Çatalhöyük. Tamam. Ama enerji üretiminin fazla olduğu yer Atatürk Barajı var. Göç alır arkadaşlar. Buharlaşma fazla. Toplu yerleşme fazla. Kerpiç kullanılır arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesine bakacak olursak iklim batısında Akdeniz iklimi, doğuda karasal iklim görülür. Platolar arkadaşlar Antep, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır platosu var. Nüfus toplu yerleşme, nüfus yoğunluğu fazla. Kerpiç evler var. Göller Atatürk Ulusu, Biricik, Cizre, Batman, Kral Kızı, Deve Geçidi var arkadaşlar. Tarımda birinci sırada olduğumuz yer Antep fıstığı, kırmızı mercimek, pamuk arkadaşlar. Bunlar da birinci sırada. Hayvancılık da koyun çok fazla arkadaşlar. Yeraltı kaynakları petrol artı fosfat. Petrol Batman'da, fosfat Mardin'de. Bölgenin ayırt edici özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. Yüz ölçümü en küçük olan bölgedir. Evet. Doğal gölün olmadığı tek bölgedir arkadaşlar. Akdeniz iklimi görüldüğü tek iç bölgedir arkadaşlar. Yaz sıcaklığı artık kuraklık buharlaşma en fazla olduğu bölgedir. Orman varlığının en az olduğu bölgedir. Analitik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgedir. Zeytin tarımının yapıldığı tek iç bölgedir arkadaşlar.
Tarih yerlere bakacak olursak Hasankeyf, Batman'da Malabadi Köprüsü, artık Diyarbakır surları, Diyarbakır'da arkadaşlar Belkıs Harabeleri, Zeugma Tapınağı Antep'te, Göbekli Tepe Urfa'da arkadaşlar, Göbekli Tepe en son UNESCO'da miras listesine alınan bir yerdir. Mardin evleri var, Harran kalıntıları ve evleri Urfa'da. Doğal oluşumlarına bakacak olursak Çermik Kaplıcaları Diyarbakır'da. Diğer turizm alanlarına bakacak olursak Pirin Mağarası, Perre Antik Kentleri, Nem Artı Nemrut Dağı heykelleri Adıyaman'da. Balıklı Göl Urfa'da bulunur. Sınır kapılarına bakacak olursak Türkiye'ye Suriye açılan Nusay Bin Mardin'den Suriye'ye açılıyor. Ceylanpınar Urfa'dan Suriye'ye, Akçakale Urfa'dan Suriye'ye, Karkamış Antep'ten Suriye'ye açılıyor. Bu bölgede kış turizmi ve yaylacılık gelişmemiştir arkadaşlar. Suruç Tüneli var arkadaşlar. Dünyanın en uzun, beşinci Türkiye'nin en uzun sulama tünelidir arkadaşlar. Bakın. Demek ki Türkiye'nin en uzun sulama tüneli kimmiş? Suruç Tüneli. Dünyanın da en uzun beşinci tüneliymiş. Değerli hocalarım, son bölgemize mi geldik? Son bölgemize geldik. Doğu Anadolu bölgesine bakacak olursak. Erzurum Kars bölgesi, yukarı Murat Van bölümü, Hakkari bölümü, yukarı Fırat bölümü. O zaman şöyleden başlayalım biz. Hakkari'ye bakacak olursak Türkiye'nin en engebeli bölümüdür. Türkiye'nin en gelişmemiş bölümü, arıcılık yapılıyor. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Bölgenin en yağışlı yeri arkadaşlar. Yukarı Murat Van bölümüne bakacak olursak volkanik dağlar en fazla bu bölümde bulunur. Kom yerleşmesi vardır. Tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynağıdır. Erzurum Kars bölgesine bakacak olursak kışların en soğuk geçtiği yerdir. Hayvancılık önemli geçim kaynağı. Iğdır Ovası pamuk yetiştirir arkadaşlar. Özel konumdan dolayı. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Yukarı Fırat bölümüne bakacak olursak bölgenin en geniş yüzey şekillerinin en sade olduğu bölümdür. Ulaşım gelişmiş. Tarım alanları geniş. En gelişmiş bölümdür. Madencilikte göç alır ve madencilikten göç alır. Hidroelektrik üretim fazla. Kayısı'da birinci sıradayız arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesine bakacak olursak iklim sert karasal, iklim karasal iklim görünüyor arkadaşlar. Kapalı havza, Kura ve Aras nehirleri bulunur. Nüfus göç verir arkadaşlar. Taş evler, nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en azdır. Göller Balıklı, Balık, Haçlı, Çıldır, Erçek, Nazik, Van gölleri var. Tarımda kayısı ve ceviz de birinci sırada. Hayvancılıkta koyun artı sığır artı arıcılık var. Yeraltı kaynaklarına bakacak olursak demir, krom, bakır, soda, alçı taşı var arkadaşlar. Bölgenin ayırt edici özelliklerine bakacak olursak yüz ölçümün en fazla olduğu bölgedir. Enlem farkının en az, enlem farkının en fazla olduğu bölgedir arkadaşlar. Enlem. Yani yukarıdan aşağı doğru şöyle enlemler diyelim. Evet, en fazla olduğu bölgedir. Türkiye'nin en yüksek, en dağlık ve en engebeli bölgesi. Sıcaklık farkının en fazla olduğu bölge. Hidroelektrik potansiyelinin en yüksek olduğu bölge. Kış sıcaklığının en düşük olduğu bölge. Doğurganlık en fazla olduğu bölge, sanayinin en az geliştiği bölge arkadaşlar. Ulaşım, demiryolu ağı daha çok madencilik amacıyla kullanılarak özel. Türkiye'den Irak'a, Üzümlü Hakkari arkadaşlar. Bakın, Üzümlü Hakkari'de buradan bağlanıyoruz değerli hocalarım. Bir de turizme bakacak olacak arkadaşlar. Harput Kalesi var Elazığ'da. İshak Paşa Sarayı Ağrı'da. Hani Arabeleri Kars'ta, Hoşap Kalesi, Akdamar Kilisesi arkadaşlar. Akdamar Kilisesi bu da Van'da değerli hocalarım. Hoşap Kalesi'ni gördüm. Akdamar'da inşallah nasip olursa onu görürüz. Çifte minareli cami artı Nene Hatun Türbesi Erzurum'da. Doğal oluşumlara bakacak olursak Nemrut krateri Nemrut'ta. Meteor Çukuru Ağrı'da. Yüzen Adalar Bingöl'de. Muzur Milli Parkı Tunceli'de, Muradiye Şelalesi Van'da, Tortum Şelalesi Erzurum'da. Sınır kapılarına bakacak olursak arkadaşlar, en fazla sınır kapısı olan yer.
bölge. Türkiye'den Ermenistan'a açılan kapak Ali Can Iğdır'dan Ermenistan'a gidiyor. Akyaka Kars'tan Ermenistan'a. Türkiye'den İran'a giden kapılar Gürbulak Ağrı'dan İran'a, Esendere Hakkari'den İran'a, Kapıköy Van'dan İran'a, bir de Türkiye Gürcistan'dan arkadaşlar. Türk Gözü Ardahan'dan Gürcistan'a, Çıldır Aktaş Ardahan'dan Gürcistan'a gidiyor değerli hocalarım. Evet değerli hocalarım, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bir yanlışımız, bir eksiğimiz, bir kusurumuz varsa sizden ricam lütfen yorumlar kısmına yazınız. Sınavdan başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.